El alem ne dereye hoş geldin. Öyle bir şey, ağzım heyecandan var ya, ağzım kamaşıyor. El alem ne dere, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta hepimizin heyecanla beklediği en önemli konulardan bir tanesi mastürbasyon konuşacağız. Konuğumuz kırmızı sepetiyle, daha doğrusu pembik sepetiyle Doktor Müjde Gül Karaca. Evet hocam, mastürbasyon nedir? Mastürbasyon Latince manus ve turpare kelimelerinden gelmektedir. Manus el demek, turpare de karıştırmak, rahatsız etmek anlamlarında. Yani elle karıştırmak anlamında. Teknik anlamı... Hocam karıştırmak değil de kurcalamak desek karıştırmak. Kurcalamak evet. Daha evet. Turpare işte tırpan. Rahatsız etmek, karıştırmak, kurcalamak. Evet. Teknik olarak bir kişinin cinsel organını eliyle herhangi bir gündelik eşyayla, ya da... Hocam keşke damacana getirseydik. Ya da cinsel oyun için üretilmiş özel oyuncaklarla, seks oyuncaklarıyla doyuma ulaşana kadar kendi kendini uyarmasıdır. Öz doyuma ulaşana kadar bir öz, yani kişinin kendisiyle olan bir cinsel aktivitesidir. Tamamen normal, sağlıklı bir cinsel davranıştır. Normal bir insan davranışıdır. Türümüze özgü bir davranış değildir. Bütün türlerde görülen bir davranış neredeyse. Yani türler derken primatlar, memeliler. Balıklar, foklar, balıkta bilmiyorum. Evet, onu biraz uydurdunuz gibi geldi. Ben bir lüferi kendi kendiyle oynarken düşünmek istemiyorum. Lütfen lüfere karşı beni soğutmayınız. Fokları biliyorum. Kayalara sürterek kendilerini cinsel ilişkiye hazırlıyorlar ve dişiyi buldukları anda... O kendilerini evet. Hazırlıyor değil, artık tavan yapmış. Kayalara tırmanıyoruz dedikleri tabir zaten oradan gelmektedir. Fok da memeli olduğu için evet, galiba memelilere özgü. Hocam peki mastürbasyonun normal bir şey olduğunu söylediniz. Ne kadarı normal, ne noktada anormale girer? Kişi eğer bir sorun tariflemiyorsa ve gündelik işlerini yapabiliyorsa bir sınırlama yok. Yani 3 ayda bir falan denk gelirse oluyor. Normal miyim? Evet, normalsin. Günde 5 kere yapıyorum. Normal miyim? 5 kere. İşini yapabiliyor musun? Evet, yani 5'i nasıl yapıyorsun? Sabahleyin kalkınca bir tane, işte sabah kahvesini içtikten sonra bir tane, öğlen. Ha, tamam, o arada işini yapabiliyorsun. Evet, yapabiliyorum. Tamam, normal o zaman. Yani bir üst sınırı ya da bir alt sınırı yok. Senin için bir sorun teşkil etmiyorsa yapma biçimin, o an duyduğun, o hissettiğin duygular, aklına gelenler seni rahatsız etmiyorsa normal. Fakat son derece hani normal sınırlarda yapıyorsun diyelim ki haftada 2, haftada 1 neyse işte. Ve şimdi normal sınır yok dediniz, ondan sonra da haftada 1-2 dediniz. Göya hani böyle bir tariflemeler var ya, evet. Popüler kültürde şu sıklıkta olmalı vesaire falan diye böyle anlatanlar. Ben hiç öyle dikte etmem de hani şu sıklıkta olmalıdır falan diye bir şey söylemem ama bedeninizi dinlemeniz lazım. Yani beden onu sana söyler. Sana çok fazla ıslak rüya gördürüyorsa ya demek ki az yapıyorsun. Ya da cinsel organında bazı kızarıklıklar, şişlikler, tahrişler, rahatsızlıklar varsa demek ki çok yapıyorsun. Yani bedenini dinlemek lazım. Beden doğruyu söyler. Bu sınırlarda yapıyorsun ama hissettiklerinden hoşnut değilsin. Yani aklına bazı şeyler geliyor ve o son derece rahatsız edici. İşte o zaman bir bakmak lazım oralara. Yani onun dışında senin için hiçbir problem yoksa benim için hiçbir problem yok. Sana dar gelen bana bol gelir. Peki hocam, mastürbasyon bağımlılık yapar mı? Şimdi seks bağımlılığı diye bir şey var ama mastürbasyon bağımlılığı, bir dakika bir düşüneyim. Şimdi hiç hayatında hiç mastürbasyon yapmamış bir kişinin ilk mastürbasyon yaptıktan sonra sürekli ona düşmesi ise kastettiğiniz böyle bir şey var. Evet, yani burada da ne varmış gibi bir şey oluyor orada keşiften sonra. Bir fazla bir düşme durumu oluyor. Özellikle ergenlikte falan çok görürüz yani. Kız bir takım korkulardan dolayı hiç hayatında yapmamış mastürbasyon. Bir kere yapınca çok hoşuna gidiyor. Devamlı ona bir düşüyor, böyle bir pik yapıyor falan. Öyle bir şeyler olabilir. Ama anladığınız anlamda bir bağımlılık, tanım itibariyle birbirine tam ters şeyler onlar. Yani bağımlılık, kişinin kendisini zarar verdiğini bilmesine rağmen vazgeçemediği şey ya hani. Mastürbasyon tanım itibariyle ona biraz ters. Seks bağımlılığı diye bir şey var. Gerçekten kişinin kendine zarar verdiğini görmesine rağmen, bunu fark etmesine rağmen gündelik işlerini aksatma pahasına bağımlı olması durumu var söz konusu. Bunu hani partneri olsa mastürbasyon şeklinde yapacak. Kişi nasıl yapacak? Peki, dolayısıyla da evet, oluyor bağımlılığı. Fakat o seks bağımlılığı. Peki bir beraberliği var kişinin. Normal bir cinsel birliktelik, daha doğrusu normal bir cinsel hayatı var. Bunun yanında acaba mastürbasyonun da olması sizce uygun mu? Evet, yani benim için uygun olup olmamasının ama hiçbir önemi yok. Bu normal bir şey. Yani kişinin daha önceki cinsel davranışı neyse partnerli olduktan sonra da sürdürmesinde hiçbir sakınca yok. Hatta bazen faydalı da olabilir. Yani mastürbasyon davranışını devam ettirmek partnerli hayattan sonra. Hani o bir, çünkü öz doyum becerisi ya, öz yeti kişinin becerisi. Kişinin kendi kendine yetebilmesi. Evet. Dolayısıyla hani partneri eğer cinsellikle ilgili
sırtında bir yük hissediyorsa o yükü de alan bir şey aynı zamanda. O yüzden faydalı da olabilir. Peki taraflardan diğer kısım, yani diyelim ki bir birliktelik var. Bir taraf hem normal cinsel hayatlarını sürdürürken diğer taraftan da mastürbasyonuna devam ediyor. Evet. Kişi kendi kendine yetmeyi öğrenmiş bir kişi. Evet. Fakat ama diğer partnerin bu durumda buna hatır gönül koyması sizce normal mi? Şimdi hatır gönül koymak normal olabilir de olmaya da bilir yani, duruma bağlı. Çünkü mastürbasyon yaparken sanki insan başka birilerine hayal... Bu şeye benzetiyorum ben. Bir doktor grubunda konuştuğumuz bir mevzu vardı bizim. Kadın işte iki çocuktan sonra iyice kendinden geçmiş, çok yorgun. İşte çocuğu oyalıyor, uyutuyor. Birini uyutmuş, ötekini uyutmaya çalışıyor falan. Tam güç bela uyutmuş çocuğum, salona doğru gelmiş, bir bakmış adam cep telefonundan porno seyrediyor ve mastürbasyon yapıyor. Nasıl yapar bunu falan şeklinde. Şimdi burada kadının hissettiği iyi, biraz seksten ayırabilirsek belki daha doğru bir çerçeveleme olabilir. Şimdi bunu şöyle bir çerçeveye oturtalım. Şimdi kadın çok yoruluyor, iki tane çocuğu uyutmaya uğraşıyor bilmem ne falan. O ikinciyi uyutmaya çabalarken adam salonda oturmuş Game of Thrones'un 6. sezonunun yeni düşen bölümünü seyrediyor. Ve konuşmuştunuz daha önce bunu, beraber seyrederiz diye. Şimdi aslında kadının yaşadığı hayal kırıklığı orada çok o aslında. Yani çok zevkli bir şey. Beni beklemeden bensiz yapıyorsun mu? Yoksa porno seyrediyor, beni aldatıyor. Nasıl yaparsın? Oradaki aslında bir yanlış yok ortada. Yanlış anlaşma da yok karşılıklı, ama duygular gerçek. Kadının hissettiği duygu da, adamın hissettiği duygu da gerçek orada. Şu pozisyonda adamın mastürbasyon yapması evet anormal değil. Hani normal bir beklenen bir davranış. Fakat kadın orada diyor ki iki tane çocuğu uyutmaya çalışıyorum ben. Birini uyutmuşum, ötekini de sallıyorum. Bir saattir sallıyorum beşikte. Yani diyebilirsin ki orada hayatım çok yoruldun. Hani bir saattir uğraşıyorsun. Ben sana yardım edebilir miyim acaba? Sonra da belki... Canım orada da adam densizlik etmiş. Salonun evet. Ortasında porno açıp seyredebilen kaç tane insan var hocam, lütfen. Ama yani psikolojik ruhsal anlamda hani daha zevkli bir başka aktivite yapmasından çok da farkı yok. Yani evet bencilce bir davranış orada. Evet tek başına zevk aldığı bencilce bir davranış. Ama anladığınız kadar çok farklı alt metinleri olmayabilir. Yani kadın tabii orada başka şeylerle de dolduruyor. Ben artık iki çocuğum var. Artık sevişilen kadın değilim ben. Çünkü ben artık anne oldum. Benim bedenim arzulanan bir beden değil. Dolayısıyla da beni arzulamadığı için başka kadınları seyrederek kendini doyurmayı tercih ediyor. Ve bunun için son derece kendimi çaresiz, yetersiz hissediyorum falan. Tabii ki işte bunun ama cinsellikten ayrılması lazım. Oradaki duyguların farklı bir anlamı var orada. Tamam, soran gitti. Soran gitti. Hocam sepete gelelim. Sepetinizle geldiniz. Sepetimle geldim. Kadın mastürbasyonu anlatmak için geldim. Evet. Kadın teknik mastürbasyonu... olarak bize anlatırsanız hepimiz çok daha... Evet. Çünkü... Dedim ki mastürbasyon tamamen öz doyuma yönelik bir sağlıklı cinsel davranıştır. Her bireyin de iyi kötü yapması gereken bir şey. Gereken tırnak içinde. Hani kime göre, neye göre de tartışılır da. En azından biz tıp hekimlerinin yapmanızı beklediğimiz bir şey. Erkekler için biraz daha sanki normalize ediliyor ve hani ergenlikten itibaren erkekler son derece yapmalıymış. Hatta bununla ilgili bir sürü de YouTube'da, yani bu bulunduğumuz platformda da çok fazla video da var. Erkek mastürbasyonunun nasıl olmasıyla ilgili. İşte bu benim kız ve erkek, kadın ve erkek cinsel organları için. Kullandığım eğitim paketleri. Şimdi bu hocam, benim eğitim paketi deyince sanki hanım biliyorsunuz kız. Bunu. Evet, bu hanım kız, bu da. Bunları seks shoplardan aldığınızı biz hepimiz gerçekten de iyi biliyoruz. Eğitim materyalleri sağlayan merkezlerden diyelim. Var öyle profesyonellerle çalışan. Bu oğlumuz, bu da kızımız. Tamam mı? Erkek cinsel organını doyuma ulaşıncaya kadar uyarmanın, ben bu konuda konuşmayı kendimi çok rahat hissetmiyorum. O yüzden bunu bırakacağım. Bunu uzmanına bırakayım. Var güzel üroloji uzmanı ya da işte cinsel terapi uzmanı, çeşitli kişilerin böyle anlatımları var. Onları izleyebilirsiniz ama uzman olanların lütfen. Hani sporcu videoları falan da var aralarında, görüyorum. Çok acayip şeyler anlatıyorlar. Yani doğru teknikle yapmak lazım. Doğru teknikle planlanmış, fantaziyle zenginleştirilmiş, kayganlaştırıcı kullanarak ve belli bir süre ayırarak yapmak. Bunu anlatılması gereken kısmı. Bir daha bir karıştırırım. Eğer uygun anlatım tekrar bulamazsam doyumlu bir şekilde size hani böyle link vereceğimiz, altta açıklamalar kısmında link verebileceğimiz şeyler yoksa bunu da belki anlatabilirim bir gün. Ama bununla ilgili konuşmakta kendimi çok rahat hissetmiyorum. Çünkü ben bu organla pek ilgilenmiyorum mesleki, profesyonel anlamda. Benim ilgilendiğim organ bu. Ben bunun uzmanıyım. O yüzden oğlumuzu örtelim. Tamam. Evet, kadın cinsel organı diliyoruz ve evet. Kadın cinsel organı vulva. Vajina iç organ. Bu dışarıdan görünen etli kısmına da vulva. Görünüyor mu kamerada yeterince? Görünüyor. Biraz tamam. Daha geri alırsak daha tam görünüyor. Daha geri alayım. Tamam.
Şimdi vulvanın büyük dudakları, küçük dudakları ve klitoris dediğimiz bu sert böyle dokununca kıkırdak gibi hissedilen kısmı geliyor akla vulva deyince. Gerisi iç organ. Vajina bir iç organdır. Şimdi normalde bu sekse hazır bir vulva. Bunlar eğitim için hazırlanmış materyaller dediğim gibi. Onun için zaten evet. Değil mi? Yani normalde sekse hazır böyle, olduğunu nereden anlıyoruz diye normalde böyle gibi. Görünmez çünkü vulva. Vulva normal şartlar altında seks söz konusu değilken büyük dudaklar küçük dudakları tamamen kapatır. Bu küçük dudaklar kadın bacaklarını açsa bile karşıdan görünmez. Klitorisin biraz ucu görünebilir sadece. Ama bu büyük dudaklar küçük dudakları tamamen kapatır. Cinsel uyarılmayla beraber, cinsel uyarılma dediğim dokunmak, öpüşmek vesaire o ön sevişme diyebildiğimiz de olabilir. Tamamen zihinsel de olabilir. Tamamen zihinsel bir süreçle uyarılma da olabilir. Bu küçük dudaklar büyür, şişer ve adeta bir çiçeğin açılması gibi açılır. Şimdi bu uyarılmış, sekse hazır bir vulva. Şimdi mastürbasyon dediğimiz o kendi kendine öz doyuma ulaşma çalışması elinle olabilir, herhangi bir oyuncak kullanarak olabilir ya da bir gündelik eşya kullanarak da olabilir. Genelde bu cinsel organın, klitoris özellikle, bütün vulva ama özellikle klitorisin ritmik, persistan yani tekrarlayıcı bir şekilde uyarılması anlamına taşıyor. Vajinaya herhangi bir şey almak genelde gerekmez. Kadın mastürbasyonunda bir vajinal penetrasyon yoktur çoğunlukla. Klitorisin uyarılması. Bunu parmağını kullanarak, bu işte dediğim gibi herkesin kendine göre bir çeşit bulacağı bir yöntemdir. Bazı kadın sol eliyle, bazı kadın sağ eliyle, bazısı her ikisiyle böyle karıştırarak, kimisi işte başka gündelik eşya kullanarak falan. Ama bazı mastürbasyon pratikleri duyuyorum etrafımda. İşte bunu kilotta üzerinde bacak bacak üstüne atıp sıkıştırarak. Ya bu yanlış bir mastürbasyon tekniği. Erkek mastürbasyonda da buna benzer bir yanlış teknik var. Kadın mastürbasyonda da böyle bacak bacak üstüne atıp kilot üstündeyken sıkıştırarak işte halıya, yorgana, bir yerlere sürterek yapmak yanlış bir teknik. Olabildiğince organı açıp ayna karşısında belki tanıyarak, görerek ve nasıl uyarıldığını, ne yapınca hoşuna gittiğini kadının kendi kendine keşfederek yapması gereken bir şeydir. Genelde bu dairesel hareketlerden hoşlanır kadınlar. Bu sürtme şeklinde değil de klitorisin üzerine dairesel hareketlerle tekrarlayıcı şekilde uyarılmaktan. Gözünü kapatabilirsin o anda. Erotik, o seni en çok ateşleyen şeyi düşünüyorsun. O bir tek bir görüntü olabilir. Bir sahne olabilir aklına gelen. O genelde ilk çocukluğunda ilk cinsel hazlanmayı yaşadığın şeyle ilgili oluyor. O bir kadın memesi de olabilir. Yani kadın memesi düşünerek uyarılıyorum. Ben lezbiyen miyim? Hayır. Yani meme çok erojen bir görüntü gerçekten. Kadınlar da meme düşünerek uyarılabilir. Erkekler de uyarılabilir. Genelde erkekler böyle bir kalça görüntüsü hayal ederler tam mastürbasyon anında. Kadınlar için çok değişik olabiliyor. Yani benim duyduğum kıllı bir göğüs düşünüyorum. İşte tam o öpüşme anını düşünüyorum. Tam o neyse işte bu herkesin kendine göre değişen. değişen şekilde olabilir. Tam kendi ritmini bulursan, iyi konsantrede olursan, yoğurdu açacaktım ben, süt alacaktım, almadım ya falan. Bak onların burada işi yok. O yüzden o düşünceleri uzaklaştırmak için önce duş diyoruz. Duşta ona biz meditasyon duşu diyoruz. Zihinsel bir boşalma, ondan sonra bedensel boşalma. İyi konsantre olursan, kendi ritminde bulursan burada bu kasta, bu vajinanın etrafını çevreleyen kaslarda küçük küçük titreşimler başlar. İşte bu orgazm yakın demek ama daha orgazm olmadı. Bu orgazma yakın anda iyi konsantrasyonu sürdürmeye devam etmen lazım. İyi konsantrasyonla ve ritim yakalamayla beraber bu kaslarda tık 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 diye ritmik bir kasılma olur. Orada aynı. Gösterebilir misiniz hocam kasılmaları? Nasıl göstereceğim? İçinde çünkü. Ne bileyim, bir saattir eliniz orada, onu da gösterirsiniz diye düşündüm. Bir şöyle tık diye bir kasılma olur, evet. Ve bir rahatlama gelir. İşte orgazm bu. Bunu yaptıktan sonra bağımlı olan olabilir tabii ki. Çünkü iyi bir şeymiş deyip ya da yaptıktan sonra tiksinebilirsin kendinden, yaptığını yapacağına pişman olabilirsin falan. Bunlar beklediğimiz olabilecek olan şeyler. Bunlar eğer seni çok rahatsız ediyorsa ruhsal olarak bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşulacak da konular. Ama fiziksel olarak gördüğünüz gibi herhangi bir giriş de yok vajinaya. Vajina bekaret ikileminde düşündüğün zaman hani bozulan bir şey de yok burada. O yüzden ben kadın mastürbasyonunu evli evsiz, genç yaşlı herkese kendi kendinde keşfetmesi gereken bir şey olarak öğretiyorum ve anlatıyorum. Bu şekilde anlatıyorum. Bunu bazen maalesef 45 yaşında bir kadın ilk defa benden bu şekilde duymuş oluyor. Bazen 20 yaşında genç hanımlar bu şekilde duymuş oluyor benden. Peki yaşla mastürbasyonun bir şeyi var mı? Alakası var mı hocam? Ya da menopoz sonrası? Menopoz sonrasında da yapılır her zaman. Her zaman yapılır. Peki menopoza girmiş bir kadının mastürbasyondan zevk almasıyla daha genç yaşlarda, daha doğrusu menopoza girmemiş birisinin, bir kadının zevk alması, kıyaslaması söz konusu mu? Değil. Tabii ki yaşla beraber belki daha fazla şey görmüştür kadın. Fantazi dünyası daha zengindir daha diyorsunuz. Daha zengin olabilir, evet. Daha zengin olabilir. Daha iyi konsantre oluyor olabilir. Konsantre olmayı daha hızlı öğrenmiş olmuş olabilir. Gençken öyle bir şey var ya, hiperaktif oluyorsun daha gençlikte. Dağılıyorsun. Yaş şu kesin yanlış bir şey. Yani belli yaştan sonra bu işler bitiyor diye düşünmek, bu kesin yanlış bir şey.
İlerleyen yaşlarda da daha devam ediyor ve evriliyor, değişiyor fakat devam ediyor. 70 yaşındaki, 80 yaşındaki bir insanın cinsel yaşantısını bitmiş olarak düşünmek yanlış bir şey. Bu biz hekimlerin de yaptığımız bir hata. Cinsel hayatıyla ilgili herhangi bir sorgulamada bulunmuyoruz. Evli misin, değil misin diye. Ya amcan öldü yavrum, 10 sene oldu öleli. Yani sanki o kadının cinsel yaşantısı yokmuş gibi davranıyoruz. Bu işte bizim de hekim olarak ve aile üyeleri olarak da hani yanlış olan bir şey. Çünkü akıl menekeleri de değişebiliyor yaşla beraber. Hani bunama da olduysa ateh çok kendini kontrol de edemeyebiliyor ileri yaşta insanlar. Mastürbasyon pratiğini kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin bir şekilde öğrenmesi, kendi kendine yetebilecek hale gelmesi toplum sağlığı açısından son derece önemli. Seks oyuncakları, cinsel öğretici oyuncaklar, cinsel öğretici videolar bunları tukaka deyip el alem ne der deyip yok saymamak, ayıplamamak, çekinmemek. Hocam, peki çocuklarda mastürbasyon nedir? Çünkü ailelerin zaman içerisinde işte o melek yavrularını, toz konduramadıkları yavrularını bir anda, yani bunu küçük çocuklar için söylüyorum, bir anda kendilerini tatmin ederken bulmaları gerçekten paniğe sebep oluyor. Bu konuda birazcık bize bilgi verirseniz. Şimdi kendini tatmin etmiyor çocuk. Çocuk dediğim ergenlik öncesi değil mi? Onda bir kesin. Tabii ergenlik yani öncesi. Ergenlik öncesi, hatta okul çağı öncesi, o gizli dönem öncesi dediğimiz dönem. Çocuk bir keşif yaşıyor. Kendini tatmin etme peşinde değil. Çocuk hoşuna gidiyor. Bir belli bir hareketten, belli bir şeyden ve onu merak ediyor, onu öğrenmeye çalışıyor. Son derecede normal, sağlıklı bir süreç. Bu insan zaten meraklı bir canlı. Homo sapiens meraklı bir tür. Bir yaşından itibaren bu bezin içinde bir şey olduğunu keşfettiği andan itibaren bu bunu karıştırmaya, kurcalamaya, oynamaya başlar. Bu son derece normal bir süreç. Bunu erişkin gibi yapmıyor ama çocuk. Yani planlayayım, erkek düşüneyim, kadın düşüneyim neyse ve kendimi doyurayım gibi yapmıyor. Bunu merak ediyor. Dokununca büyüyor. Aa büyüdü bu. Büyüdü bu, buna bir şey oldu. Merak ediyor ve onu keşfetmeye uğraşıyor. Bu son derece normal, beklediğimiz bir şey. Ebeveynlerin çocuklarını bunun için anormal addetmemesi çok önemli. Buna normal tepkiler vermesi. Fakat bunu çiş kaka gibi hani toplumun kabul etmediği, ortada yapmanın çok uygun olmadığı, ayıp olduğu, belki de iğrenç olduğu bir şey. Yani ortalıkta yapmanın iğrenç. Yoksa hani iğrenç bir şey olarak değil de. Çişini kakasını da öyle öğretiriz ya hani çocuğa. Hani yap yavrum, bırak tuvaleti. Hani yapman lazım, sağlıklı bir davranış bu. Ama yalnız yapmalısın. Hani herkesin ortasında değil. Hani lazımlığını getirir, salona koyar çocuk. Yapma, buraya koyma lazımlığı, tuvalete koy. Öğretiriz ya onu. Mastürbasyonda biraz böyle öğretmekte fayda var. Hani ayıp değil, kötü değil, anormal değil. Ay ne biçim şey, ay sapık oldu bu çocuk ya valla. Eli sürekli şeyde, yani sapık oldu ne yapacağız bilmiyorum bu çocuğu gibi değil. Oğlum yapıyorsun, hoşuna da gidiyor, görüyorum. Bak anla o duyguyu, anladığını hissettir, aynala. Güzel değil mi? Evet. Ama yalnız yapıyoruz bunu. Bak ben de yapıyorum. Baban da yapıyor. Tabii onu beraber yaptığınızı şimdilik bilmesin. Maşallah maalesef. Allah ne verdiyse. Ama yalnızken yapıyoruz biz bunu, hani ortalıkta değil. Sen görmüyorsun değil mi? Evet. Çocuklar çok hızlı bir şekilde onu öğrenirler, adapte olurlar. Kendilerini hani cinsel organı hangisininkine uyuyorsa, annesine mi babasına mı, onunla özdeşleştirir. Hemen bir pozisyon alırlar aile içerisinde. O yüzden aile çok önemli. Aile içerisinde bunların normal karşılanması da çok önemli. Mastürbasyonu çocuklarımıza bu şekilde normal bir şey. Ayıp değil, anormal değil ama sana ait bir şey, sana özel bir şey. Bak ben senin özel bölgeni açmıyorum öyle her zaman her yerde. Biliyorsun hani çişini yaptığında, kakanı yaptığında şimdi bakabilir miyim yavrum? Popona bir bakabilir miyim müsaade edersen? Hani tuvalete beni bitince haber ver de geleyim, şimdi bakmayayım. Hani ne kadar mahremiyeti ailede biz çocuğa öğretirsek o da o kadar onu hızlı öğreniyor. Mastürbasyonda bu çerçevede mahremiyeti içinde saygı duyulması, odasının kapısı. Hani yavrum bunu odanda yap. Biz şimdi başka bir şey oynuyoruz. He tamam. Bak biz Cenga'ya başladık. Sen yap onu odanda. Bitirince gel. Bir süre sonra çocuk onu yapmaz oluyor. Yani gerçekten çünkü orada oyun var. Bir hikaye var. Onu yaparım derken oradan kalmak istemiyor. Hocam çok safsınız. Cenga mı, mastürbasyon mu? Ve siz buna Cenga dediniz. Yani 7 yaşında Cenga. Peki 14 yaşında da Cenga'ya aynı 14 itibari. Yaşında da hala Cenga'ysa biraz sıkıntı olabilir yani orada. Evet, var mı aklınızda sorular beyler, bayanlar? Hocam şu rüyalanmayla mastürbasyon arasındaki ilişkiyi bize biraz daha anlayacağımız şekilde anlatır mısınız? Yani yetersiz mastürbasyon rüyalanmaya mı sebep olur? Ne diyorsunuz? Rüya fizyolojisi derin bir konu. Onu Serkan Kara İsmailoğlu'nu dinleyin. Anlatıyor çok güzel. Rüya fizyolojisi biraz farklı. Rüya daha çok bilinç, yani günde yaşadığın olaylarla ilgili, aklından geçenlerle ilgili, daha çok duygularınla ilgili ama daha çok bastırdığın şeylerin açığa çıkması olan görüntüler. Daha çok uykunun ikinci kısmında, yani saat 3'ten sonra sabaha karşı olan kısmında olan şeyler rüyalar. Ve bilinçaltı, bilinçüstü çok böyle birbirine karışık da olabilir. O yüzden rüyalardaki
şeyleri bedeninin sana söylemek istediği bir şey olarak düşünüp çok da fazla kafaya takmamak lazım. Ya anneannemi gördüm ben. Normal mi yani? Olabilir. Yani çok birinci derece akraba şeklinde çok yakın akraba olmasa hocam, da... Hocam rüyalarda kimi gördüğümüz değil. Yani rüyalar sonucu boşalmak. Ortaya çıkan... Ha, ona nokturnal emisyon diyoruz. Nokturnal emisyon son derece fizyolojik olan bir şey. Aslında dediğim gibi bedenin sana bir işareti o. Yani sen bunu yeterince yapmadığın için ben bunu yapmak zorunda kaldım baka. Görüyor musun? Yani yapsaydın keşke bunu. Bir de... Beyin bir yerde müdahale ediyor diyorsunuz, evet, yani. O bedenin, o çünkü o enerjiyi boşaltmak zorunda. Orada sinir sisteminin parasempatik kısmı bir anda aktive olup o enerjiyi boşaltma ihtiyacı içerisinde. Sempatik sistem sürekli aktive, sürekli geriliyorsun gün içinde. O parasempatik onu bir şekilde boşaltıyor. Bütün sistemde boşalıyor. Orgazm enerjisi de o şekilde boşalıyor. Ve bu olmak durumunda orgazm olmazsa olmaz. Bakın cinsel ilişkide orgazm olmazsa olmaz demiyorum hiç. Yani cinsel ilişki sonucunda orgazm illa olmalı demiyorum ama orgazm bir şekilde olmalı. Bunu beden sana bırakmadan otomatik şekilde yapıyor. Çünkü bunu bedenimizin otomatik çalışan kısmı yapıyor aynı zamanda. Sen yalnız bu hazlanmalar, gece rüyalanmalar çok fazla oluyorsa eğer hayatında bunu bir işaret olarak alıp konuyu ele alabilirsin. Çünkü o rüyalar senin kontrolünde olmuyor. İlkokul öğretmenimi hep görüyorum ya, hep de ona boş, Allah kahretsin ya falan deyip kendini suçlu hissedeceğin şekilde olmak zorunda değil. Sen çünkü kendi mastürbasyonunda kendi fantazini kendin yönetiyorsun. Nasıl boşalacağını, ne düşüneceğini kendin biraz da seçiyorsun. O yüzden biraz daha mastürbasyona ağırlık vermek gerekebilir nokturnal emisyonlar çok fazla oluyorsa. Peki, diyelim ki bir cinsel birliktelik, az önce söylediniz ya hocam, her cinsel birliktelik orgazma ulaşacak diye bir kaidemiz yok. Fakat işte cinsel birliktelik bitti. Hiç kimse seks yapmasın, herkes mastürbasyon yapsın gibi öyle bir şey de yok. Yo, anlaşılmasın. Onu da demeyin zaten. Yani. Onu da demeyin. Ben durumu olan yapsın. Beni sallamayın o yüzden. Şimdi cinsel birliktelikte orgazma ulaşamadı. Kişi, birey sanki yarım kalmış bir yemek gibi bir süre sonra bir kayıntı da oldu tabii, yani bir kısa bir süre sonra. Acaba bunu mastürbasyonla bir nihayete erdirmekte bir sakınca var mı? Hiçbir sakınca yok. Yani partnerin de soğuduysa, o da istiyorsa ona da sorabilirsin. Ya ben doymadım bir sefer daha, hani olur mu gibi ona da sorabilirsin ama mastürbasyonla da sonlandırabilirsin. Ya da partnerine de teklif edebilirsin. Hadi sen de yap, ben de yapayım, beraber yapalım gibi de olabilir. Bunlar tamamen... Çeşitlemeleri rıza, açık. Rıza çerçevesinde her hepsi mübah, yani her yol. Boşalacağım diye bir kural da yok. Yani eğer belli bir miktar uyarılmanın üstüne çıktıktan sonra bir süre geciktirirsen boşalmayı, zaten bir süre sonra boşalamaz hale geliyorsun. O zaman o siklusu durdurup, yani o dönemi bitirip, bekleyip başka bir siklusta bir daha yeni diye başlamak lazım. O yüzden çok da inatlaşmamak lazım. Bedeni dinleyin yani. Bedeni eğer boşaltmıyorsa boşalmamasında vardır bir şey. Onu dinleyip ona göre. Peki yani bunu bir yemekle tarif edecek olsanız şimdi onu daha iyi anlayalım diye ben özellikle şey yapıyorum. Evet. Diyelim ki güzel yemek yiyorsunuz. Yemeğin işte bir başlangıcı var. Diyelim ki ön sevişme. Evet. Bir yemek kısmı var. Ordöv tabağı. İşte ordöv tabağı. Ön sevişmeyi ordöv tabağı olarak düşünüyoruz. Evet. Değil mi? Dünyanın en çirkin şeyi. Ordöv tabağına oturdunuz. Şimdi hoş bir yemeğe gittiniz. Yemek yiyorsunuz. Sevdiğiniz insanlarla da gelmişsiniz. Herkes de rızalı. Yani gelmiş orada yemek yiyor. Partnerinizle beraber rıza çerçevesinde yiyorsunuz. Şimdi ordöv tabağı geldiği zaman orada işte peynirler, işte soğuk, zeytinyağlı, işte hafif içkinizden içiyorsunuz, suyunuzdan, meyve suyunuzdan neyse. Çerkez tavuğu da diyebilir miyiz? Çerkez tavuğu var, evet. Dolma var, yarım kesik dolma. Limon sıkıyorsunuz filan. Hocam şimdi, salama atladınız, onu da lütfen söyleyin. Ordöv tabağını yerken hadi ne zaman ana yemek, hadi ne zaman ana yemek, ana yemeği getirsene, hadi ana yemek gelsin falan demiyorsun. O anın tadını çıkarıyorsun. O ordöv tabağının hatta mümkünse bitmesin istiyorsun. Yavaş yavaş şöyle ekmeğin üzerine en küçük parça ekmeği koparayım, en küçük parça haydariyi ona süreyim, onu yiyeyim falan, böyle onun tadını çıkarıyorsun. O anın zevkini alıyorsun. Sonra yedin, ordöv tabağı bayağı bitti, tabak da tükendi. Şimdi burada bir müdahalede bulunmak istiyorum. Bu ordöv tabağını ön sevişmeye benzettiniz ya, ordöv tabaklarının da kaliteli olmasına mümkün mertebe özen gösterelim. Sırf bazı düğünlere gidiyoruz, ordöv tabağı olsun diye önümüze kalitesiz malzemeden yapılmış bir takım şeyler getiriyorlar. Lütfen ordöv tabaklarında kaliteye önem verelim. Yani aynı şekilde ön sevişmeye de gerekli ihtimamı, önemi gösterelim. Yani tabii her zaman günlük yaşantıda her yemekte bir önden bir ordöv tabağı olmuyor. Yani bazen bir yarım bardak su oluyor, değil mi? Bazen elini yıka gel oluyor. Hani elini yıkayıp gelip direkt yemeğe oturuyorsun falan. Hani her zaman da mümkün olmuyor. Tabii mümkün mertebe en yüksek kaliteli olmasını biz hepimiz arzu ederiz tabii. Çünkü bazen sadece ordöv tabağıyla yetindiğin durumlar da olabilir. Çünkü bitti yemek ordöv tabağı. Ana yemek daha henüz gelmedi ama sen bayağı doydun. Kalkabilirsin masadan. Sana kim ne diyecek? Başka bir şey geldi. Oyuna kalktın. Olabilir. Ana yemek geçti o arada. Geçebilir.
Ana yemeği işte seksin o vajina penis birlikteliğini de ben ana yemeğe benzetiyorum. Şimdi orada tabağını yedin, bayağı bir yarı kursak oldun. Hocam kursakla da cinsellik gerçekten bir içimiz kalktı yani. Hadi ana yemek, hadi ana yemek ne zaman gelecek diye sormadın. Sen ordör tabağının tadını çıkardın. Ondan sonra ordör tabağı bitti. Ana yemek geldi. Ah bir de ana yemek var. Tamam yer miyiz? Yeriz. Ana yemeği de yeriz. Tamam işte ne varsa işte et, püre. İşte onu da yiyorsun. Tadını çıkarıyorsun aynı şekilde. Çok uzatmıyoruz. Yani ana yemek kısmını çok uzatmayı önermiyoruz. Ana yemek bittikten sonra tamam artık doydun. Ağzını yüzünü sildin. Masadan kalkacaksın. Sufle. Orgazmı da o sufleye benzetiyoruz. O yemeğin tam sonunda gelen sufle. Tatlı var, yer miyiz? Aha, tatlı da tabii, tatlıyı da üstüne ne kadar doymuş olursan ol, yiyebiliyorsun, yiyorsun. Son derecede yani tatlı yiyenler vardır aramızda. Çok da zevkli bir şey tatlıyı yemek yani, tokuna da yenir. İşte orgazmı o sufleye benzetiyoruz. O her zaman olan bir şey değil. Yani illa o sufleyi yiyeceğim diye kafaya da takmak yerinde değil. Mide fesatı geçirme haline gelmesin. Yani illa sufleyi yiyeceğim diye mide fesatı da geçirmeyelim. Olursa ne ala, sufle de her zaman tutmaz ya hani, bazen yanar, çöker falan, hani olmaz. Ama olduğu zaman tadından da yenmez. Diyelim ki sufleyi yiyemedik. Yemedik. Benim sorumlusu yiyemedik. Dışarı çıktık artık bitti. Abi baktın orada bir dondurmacı gördün. İşte. Bari şundan da iki top koyup yiyin dedin kendi kendine. Olur. Olur onu onlar. O da olur. Yani olur. Demek istediğimiz şey kendi umarız ki net evet. Bir şekilde evet. Anlaşılıyordur. Umarım. Hocam şu ana yemek meselesiyle ilgili olarak onu da bir hazır mastürbasyon konuşurken. Mastürbasyonun belli bir süresi var mı? Hani siz ana yemeği cinselliğin birlikteliğine benzettiniz. Çok da uzatmamak lazım. Bunun belli bir süresi var mı? Hani bazen araştırmalar yapılıyor. Atıyorum mesela 3 dakika çıkıyor, 5 dakika çıkıyor. Nedir bunun hani bir kaidesi? Şimdi ortalama süreler var ama kesin motomot şu sürede olmalı diyebileceğim bir süresi yok. Fakat çok da hızlı olmaması tabii ki. Yani bir hazırlık sürecinin yani tıpkı normal partnerli bir cinsel yaşantıdaymışçasına bir ön hazırlığı, bir ortam uygunluğu, ön hazırlığı, kayganlaştırıcı kullanmak, rahat bir pozisyonda olmak. Ondan sonra o süre içerisinde fantaziler kafada başka düşünce geldi, araya karıştırdı, tekrar bir daha fantaziye konsantre oldum, olamıyor, ne yapayım, bir video seyredeyim, bir resim bakayım, olabilir. Ama baktın gene çok dağılıyor, ya ben önce şu tezimi yazayım, bitireyim, ondan sonra bu işe otururum gibi, hani madem çok dağılıyorsun, çok da ısrar etmeden. Yani böyle saatlerce, bir saatin üstüne çıkmasa iyi olur tabii, o mastürbasyon yaptığın kısım. Ama kişiden kişiye de değişir tabii, hani çok yapıyorum ben saatlerce diyen de olabilir. Çok uzun süre cinsel uyarılmışlık halinde kalmak yalnız uzun dönemde kasık ağrısına sebep oluyor. Blue balls sendrom dediğimiz bir şey var. Öyle bir şey var. Evet. Kadında erkekte de var. Kadında da var, erkekte de var. Kadında da onun varyantını görüyoruz. Çok uzun süre uyarılmış pozisyonda kalırsa kadın, erkek, o oradaki kan damarlarında uzun süre yüksek tansiyonlu kanın beklemesinden kaynaklanan bir işte adet ağrısına benzer bir ağrı aslında, kasık ağrısı. Hem erkekte hem kadında olabiliyor. İşte o zaman da erkekler daha vakıf blue balls sendromuna. Onlar soğutma öneriyorlar. Buz uygulama, dokunmama, uyarmama uzun süre. Geçiyor ama hani çok uzun sürede öyle kalmıyor. Yani o kadar bir epididimal hipertansiyon yapacak, bir blue balls sendromu yapacak kadar değil de olabildiğince uzun süre yani çok tutmak. Fazla uzun süre kurcalayarak çok fazla kendinizi ne diyelim? Çok güzel sayı vermeden yuvarlak. Yuvarlak yuvarlak. Söyleyebildim mi? Bilmiyorum. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat, iki saat. 10 dakika, 15 dakika. Evet, bir mastürbasyon köşemizin daha burada sonuna geldik. Haftaya bambaşka konularla tekrar birlikte olacağız.